Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Şubat Çarşamba İstanbul Velefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün 8'er koşulu programlar var. İstanbul'da 80 safkanın yer almış olduğu bir program. Aynı şekilde Antalya'da yine 8 koşu ve 71 safkanın yer almış olduğu bir program. Tabii Antalya'da artık gece yarışları başlamaya başladı. Çünkü ışıklandırmalar bitti. Ve bugün ilk gece yarışı olacak. Tabii İstanbul bugün gündüz olması da ayrı bir avantaj mı diyelim, dezavantaj mı diyelim, ama her şeye rağmen gündüz yarışında bugün İstanbul var, yer değiştirdiği oldu. Güzel bir yarış programı var. O yüzden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimi sunacağım. Hemen yarış programına geçeceğim. Tabii bu arada iki programımız da yayında olacak. Bu arada akşam gece yarışında da bir Gulfstream Park Amerika yarışımız var. Ama sadece üyelere özel olarak hazırlanacak. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Gelelim bugünkü yarışlara. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dileyerek birinci koşu saatleri 14.30'u gösterirken Private Thunder adına koşacak şartlı bir 3 yaşlı İngiliz'in 1500 metrelik eksentrik yarışıyla ilk startımızı verelim. 1 ve 2'nin ekür olduğu 8 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda, tabii Private Thunder'da gerçekten Türkiye'ye gelen yine ender güzel aygırlardan birisi, çok güzel taylar verdi. Onun adına düzenlenen bu güzel koşuda 0 kilometre taylar var. Allah ayaklarını düz bastırsın öncelikli olarak. Benim ilk tercihim Nimet Arif Kurtar Eküsü'ne ait 8 nolu Real Destiny. Bu Dalyan Dink temsilcisi Alice Kartaş'la start alacak olan bir isim. Hazırlık olarak da iyi. Güzel hazırlıklarla, güzel çalışmalarla bu yarışa katılıyor. 1 nolu Anadolu Gurur ve 2 nolu Anadolu Kapılı. 2 tane Anadolu isimli gördüğünüz gibi. Safkanlar Vedat Abiş ve Gökhan Gökçeli'nin jokeyliğini yaptı. İzzet Aksoy Eküsü'ne ait. Her iki safkan da iyi derecelere sahip. Ben kesinlikle yani bir söyleyeceğim ama yani iki de şansı var, onu da belirteyim yani bahis oyunu açısından. Bir de Altınoğlu Tarma Tebevi. Bu da Weiner Vazza temsilcisi Gökhan Kocakar start alacak olan safkanlar ve Gülerce Ekürüs'üne ait. Bir de 5 nolu Kopta. Bu Apro temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine çalışmalarıyla, güzel görüntüleriyle şans verdiğim diğer isim olacak. 8-1-6-5 benim bu dörtlü ganyanın ilk ayağı için önereceğim isimler olacak. Günün ikinci koşusu şartlı 3 dişilere ait 5 ve yukarı Arapların 2000 metrelik sentetik yarışında 7 safkanın yer almış olduğu bu koşu, aynı zamanda 7'li prense ve 3'lü ganyan ayağımızın da açılış ayağı. Ben burada biraz riske gireceğim. Son yarışında kazanan, formunu yükseltmeye başlayan bir Kaysberg temsilcisi olan 2 nolu Tanrı Kız Ahmet Çelikli de kazanmasını bekliyorum. 7'li prense ve 3'lü ganyan ayağımızın başlangıç ayağında. Günün üçüncü koşusu altılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı, yine bir Private Thunder adına koşacak olan bölünen bu yarışında yine şartlı bir 3 yaşlı İngiliz'in 1500 metrelik sentek yarışının. Hemen buraya da baktığımız zaman burada da 9 safkanın yer almış olduğu koşu, burada da biraz safkanların denk oluşu gözüküyor. Ama her şeye rağmen 3 nolu Cancelo, bu Native One temsilcisi Ahmet Çelik'te Vefa İbrahim aracına ait bu safkan, 7 nolu Calidora, bir Kaptan Rio temsilcisi Gökhan Kocakaya'la, bir de 1 nolu Bikati. Bu Mendy temsilcisi Müslüm Çelik de, ben üçünü de idman olarak da, hazırlık olarak da biraz daha ön planda tutuyorum. Yani bu 3-7-1'i diğer taylara oranla biraz daha ön planda çıkıyor bende. Yani 3-7-1 bu aya risk alıp girebiliriz arkadaşlar, ama tay yarışı buraya biraz yüklenmek gerekir. Bir de altının ganyanın ilk ayağı oluşu tabii ki haklı nedenlerden dolayı buraya at yazma geri duyanlar olacak. 4 nolu Lies Fırtınası, bu El Corredor temsilcisi Furkan Yüksel'e iyi hazırlıkları sahip, dereceli işlere sahip. 5 nolu Our Thorn, bir King River temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan safkan, yine hazırlık olarak iyi gözükenler arasında. Bir de 2 nolu Büyük Davi, Scarface temsilcisi Görkem Özçelik ile start alacak olan bir isim de yine bu grupta şans verdiğim diğer isim olacak. Ama 3-7-1 önce, 4-5-2 de daha sonra şansı gördüğüm isim olacak. Günün dördüncü koşusu altılı ganyanın ikinci ayağına geldik. Handikap 14, dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentek yarışına. Evet, burası biraz kalabalık. 14 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 1-9 ekürü, 2 ve 11 10 safkanlarda ayrı ekürü arkadaşlar. Burada ben de öncelik olarak 10 nolu Acarsu, bir bilgin temsilcisi Görkem Özçelik'le start alacak olan safkanın biraz performansı her geçen gün daha iyi gidiyor. Ben de bir safkana ilk şansı vermek istedim. Daha sonra 9 nolu Dudak Büken, ekürü avantajına sahip, her iki safkan da iyi hazır arkadaşlar. Hem 9 nolu Dudak Büken hem de 1 nolu Aygün'ün, 2 ekürü de çok hazır, kıta hazır. 2 nolu Kibartay, bu safkan da ekürü, 11 nolu safkan da ekürü, her iki ekürü de yine benim önlerde şanslı gördüğüm isim. 6 nolu
Prenses Turbo, bu Turbo temsilcisi Ayhan Kurşun'la bir de 4 nolu Diloy. Bu Gelibolu temsilcisi Müslüm Çelik de yine hazırlık olarak, performans olarak iyi gördüğüm isimler arasında. 19-2-6-4. Öncelik olarak şansı verdiğim isim, ama bir safkanda yeriniz varsa da Hakan Özçalak'a ait 7 nolu Kuymak, bu Urla Efes temsilcisi de Furkan Yüksel'e de kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayına geldik. Burada da baktığımız zaman şartlı 3 dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metrelik sentik yarışı var. 8 safkan arasında koşacak bu yarışta nihayet son yarışında çıktığı gibi yanına gerçi at geldiği için de mücadelesine devam eden 4 nolu Twist and Shout. Bu Scarface temsilcisi Ali Scarface'la start alacak 10 safkan kendi aile atlarından birisi. Benim bugün çok çok ön planda tuttuğum isimler arasında bu safkan zaten orijinal olarak da baktığı zaman anne kanadından Mamba Forever'la kardeş zaten. Mamba Forever'ın kardeşi. Gelecek vadeden bir isim. Bu safkanı bugün de uzun da deneyecekler. Ama hazırlık olarak iyi. En azından acele etmiyorlar. Bakın 46 günlük güzel bir ara vermiş. Yani bence hiç ara vermemeleri de çok iyi. Safkanı da iyi yaramış. İlman olarak bence çok çok iyi durumda. O yüzden benim bugün küçük veri sevenler için 4 nolu TV Sound Short. Halit Karataş'ta ideal bir banko adayım arkadaşlar. Alternatif olsa. Rakip arayanlara aynı yarışın üçüncülüğünü yaparım. O gün biraz önlerde değil. Çok geç ataklarla girip ama çok etkili bir sprintte üçüncülük elde eden 5 nolu Anadolu Prensesi. Bu Mendi temsilcisi Vedat Abiş de bir de 3 nolu Countess. Bu Scarface temsilcisi de Ahmet Çelik de yine 4 nolu safkanlar rakip arayanlar için önereceğim isim olacak arkadaşlar. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayına kısa vade 8, 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik sentek yarışına geldiğimizde 9 safkan arasında koşacak yarışta 2 ve 6'nın ekür olduğunu görüyoruz. Her iki ekür de şu anda iyi durumda. Sülünbik'in nihayetle son yarışını kazanan bu isim. Bu Kazberk temsilcisi Gökhan Kocakaya'da benim de çok çok ön planda tuttuğum isim. Ama Urfa'dan hazırlanıp gelen tabii sürekli zaten İstanbul sentetlerinde de gördüğümüz 3 yarış koşup ikisini kazanan 9 nolu Yolaraz. Bu Yaşarcık temsilcisi Müslüm Çelik de bugün start alıyor. Ve süratli yapısıyla bu mesafeyi çıktığı gibi bitirebilecek kapasiteye bir sahip isim olduğunu unutmayalım. Sentetikte de ayrı bir fazlalık koşuyor. Yani çünkü 3 yarış koşup ikisini kazanan bir isimden bahsediyoruz. Ve grup yarışlarında söz sahibi olan bir isimden bahsediyoruz. Süratli yapısıyla bugün çıktığı gibi kazanabilir. O yüzden yarışın kısa olması beni biraz da 9 nolu Yolaraz'a doğru yönlendirdi. O yüzden ben 4. ayakta 6 Sülünbike ve 9 nolu Yolaraz yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağına geldiğimizde Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentetik yarışında 7 safkan arasında koşacak bu yarışta vermiş olduğu 54 günlük araya rağmen çok güzel hazırlıklarla muntazam çalışmalarıyla bu yarışa katılacak olan 2 nolu King of the South. Helmet temsilcisi Ahmet Çelik'te kazanmasını beklediğim bir yarış var. O yüzden benim de bugünkü banko limanı olacak 2 nolu King of the South Ahmet Çelik ile. Geldik günün son koşusuna. Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik sentek yarışına. Evet, biraz kalabalık yarışımız da burada bizi bekliyor. 18 safkan arası koşacak yarışta. Ben önceliği 10 bin olu Himen'e vereceğim. Bu Taliban temsilcisi Müslüm Çelik de çok uygun kilosuyla ve yine güzel bir hazırlık devresi geçirip güzel hazırlıklarla formunu yükseltmeye başlayan bu safkan bence iman etmeden 10 bin olu Himen'i Müslüm Çelik diye yazalım. Daha sonra 1 nolu Happy Time, bir triple bonus temsilcisi Müşter Kayış'ta start alan safkanda yakalamış olduğu güzel formuyla yine iddialı ve şanslı. 4 nolu Winter Get Is All, bir Wind River Wind temsilcisi olan bu safkanda Gökhan Kocakaya'da göstermiş olduğu performansıyla son 6 yarışta kaç tane? 3 tane dördüncülük, 3 tane de ikincilik yapmış bir isim. Yani sürekli birincilik mücadelesine giren bir isim. Bugün de kesinlikle şanslılar arasında 4 nolu Winner Get Is All. Daha sonra 12 nolu Demdem nihayet son yarışında bir kazanan bu kuvvet temsilcisi Nevzat Avcı ile oldukça uygun kilosuyla yine şanslar arasında. Bir de 7 nolu Reca Mor. April temsilcisi Ayhan Kuşun'a start alıyor ve yine son yarışı kazanan bu isim de önlerde şanslı gördüğüm isim olacak. 11, 1, 4, 12, 7. Öncelikli olarak şans verdiğim isim ama eğer bu ayda biraz 1-2 safkanda yeriniz varsa 5,5 aylık bir araya rağmen iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 2 nolu Blended Light. Bu Mendip temsilcisi Vedat Abişli, bir de 18 nolu Baron Setrak, bir Japonti temsilcisi de boş kilosuyla Bekir Mert Mırık ile geniş at yazmak isteyenlere önereceğim isim olur arkadaşlar. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Şablonumuz şu şekilde. Birinci koşu 8-1-6-5.
İkinci koşu 2 tek. Altılı Ganyan birinci ayağı 3 7 1 daha sonra 4 5 2. İkinci ayak 10 9 2 6 4 daha sonra 7. Üçüncü ayakta 4 alternatif bir banka alayım. 5 3 rakip isteyenlere. Dördüncü ayakta 6 9. Beşinci ayak 2 tek. Son ayak 11 1 4 12 7 daha sonra 2 ve 18 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.